tanıtıp takdim edecek makam olması o yönden çok hayati. Buradaki değerli üyeler, Sanhedrin söylediği, bu kişiye itaat edin dediği kişi Mesih olmuş oluyor. Ve ona uymakla oradaki müminler yükümlü oluyorlar. Sanhedrin hahamları 2008 Ağustos'un toplu bir bildiri yayınladılar. Mesih'in zuhurunu hızlandırmaları gerektiği kararını aldılar. Mesih'in ayak seslerinin işaretleri gerçekleşmiş bulunuyor. Elhamdülillah. Maşallah. Ve şu an yaklaşan kurtarıcı için çok özel bir zamandır. Kurtarıcı ile ilgili önceden peygamberlerin bildirdikleri gerçekleşmeye devam ediyor diyor. Alametler peş peşe geliyor. Bu nedenle mahkeme hükmetmiştir. Kurtarıcı Moşiyah'ın zamanı gelmiştir diyor. Maşallah, elhamdülillah. Yine Sanhedrin'in 9 Ağustos 2008 tarihli açıklaması. Sanhedrin mahkemesi kutsal halka aşağıdaki gibi sesleniyor. Mesih'in ayak seslerinin işaretleri gerçekleşmiş bulunuyor ve şu an yaklaşan kurtarıcı için çok özel bir zamandır. Hafez Haim Şabat yılı sırasında yukarıdan bir uyanış olduğuna dikkat çekmiş ve bu nedenle bizlerin Allah korkusu, dua, öğrenme ve hayırlı çalışmalar ile iki kat güçlenmemiz bizim üzerimize bir yükümlülüktür. Allah yüce makamından görecek ve acılı günleri neşe ve mutluluğa çevirecektir diyor. Her şeye egemen Rab diyor ki 4. 5. 7. ve 10. ayların oruçları Yahuda halkı için bir sevinç, coşku dolu mutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin. Zekeriya 8:19. Bizim gözlerimiz ne de bir yabancının gözleri Allah'ın tek bir kelimesinin gerçekleşmediğini görmedi. Kurtarıcı ile önceden, bak kurtarıcı ile ilgili önceden peygamberlerin bildirdikleri gerçekleşmeye devam ediyor. Ya yani Moşiyah'ın, Mehdi'nin çıkış alametleri gerçekleşmeye devam ediyor. Ve onlarla birlikte kutsal Tevrat'ın sözleri de, bak dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile Tanrınız Rab sizleri toplayıp geri getirecek. Yasanın tekrarı 30:4. Evet. Bu da oldu. Evet, evet. Maşallah bütün Museviler İsrail'de toplandılar. Bu da bir mucizedir. Yani Allah'ın hayret edecek büyük mucizelerinden bir tanesidir. Peygamber Hezekiel ve diğer peygamberlere şöyle bildirmişlerdir. Viran olan bu ülke Adem bahçesi gibi oldu. Yani yeniden yeşerdi, düzeldi. Kurtuluşun mutluluğu ile birlikte zayıf imanın bozulmuş meyvesi nedeniyle yıkıma uğrama korkusu da var. Bizim güçlenmemiz ve bu hareketi hızlandırıp Kudüs'ün yıkıntılarını ve onların başında dağların yüksek tepesinde tapana yani Hazreti Süleyman Mescidi'ni inşa etmek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekir. Bu nedenle mahkeme hükmetmiştir. Moşiyah'ın yani Mehdi'nin kurtarıcının zamanı gelmiştir. Bunu hızlandırmak bizim elimizdedir. Ancak böyle övgüye layık olanlar arasında olabiliriz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle bütün dünyaya Allah sevgisi hakim olacak. Tevrat'ta bildirilen, Kur'an'da bildirilen bu yücelik, güzellik oluşacak. Allah bize Moşiyah'ını bir an önce göstersin. Moşiyah, Mehdi'ye uymayı bir an önce Allah nasip etsin. Her yere Allah sevgisi hakim olsun. Bütün ülkelerin, ulusların üzerindeki korkular kalksın. Savaş nidaları, savaş bağırtıları kalksın. Savaşlar dursun. Silahlar kaldırılsın. Her şeye egemen olan Allah kutsal hakimiyetini dünyaya en kısa sürede hakim etsin. İnşallah. İnşallah ben de Moşiyah'ın talebesi olurum. Sizler de Moşiyah'ın talebesi olursunuz. İnşallah. Mehdi'nin. İnşallah. Allah huzurla, sevinçle, bereketle ülkeleri en kısa sürede birleştirsin inşallah. Korkusuzca her yerde insanların gezmesini, korkusuzca Allah'ın lütfuyla yaşamalarını nasip etsin. İnşallah. İnşallah. O günlerin içerisindeyiz. Allah güç kuvvet versin. İnşallah. Allah yıldırmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah. İnşallah. Well, Mr. Adnan-Oktar made statements and described first Sanhedrin first. And this is a group of people which is indicated in the Quran in a verse very specifically.
and I can read this verse right now. In the Quran, God makes an indication. In Sanhedrin, Surah Al-Araf, verse 155. Musa chose 70 men from his people for our appointed time. This is Sanhedrin, which is indicated in the Quran. God will make instrumental for world peace, the Sanhedrin. And you have a meeting, and inshallah, God's religion will prevail the world. And God shows us Moshiach very soon. And he read also messages from the Sanhedrin in 2008, the statements made by the Sanhedrin in 2008, 9 August. I can read some paragraph, actually. And the court of the Sanhedrin make calls to the sacred people. The steps of the Moshiach, and the signs of the Moshiach came to be true. And now, the coming Moshiach is a very specific time for the Moshiach. This is the coming time for the Moshiach's appearance. And also, the rescuer of the world, the rescuer, King Messiah, all the signs which are indicated by the prophets who came before are coming to be true, all the signs. Yes. And also the words of the Torah coming to be true. Even if, this is from the laws, from the Torah actually, even if all the Jews are exiled to all over the world, the more farthest part of the world, God, Rab, God, He will collect you and will bring you back. These are all coming to be true, which are indicated, and these are the statements from the Sanhedrin actually. And also, the court of the Sanhedrin is determined if this is the time for the King Messiah, Moshiach, and to make it faster is in our hands. In that way, we will be blessed people, among the blessed people by God. These are the statements from Sanhedrin. So, inshallah, this is the prayer of Mr. Adnan Oktar. God will make instrumental Sanhedrin for the world peace, and all the nations will come together, unite, and all the conflicts will be removed, all the wars will be stopped, all the weapons will be eradicated, and these days are coming. And also his prayer is, God makes me and all of you students of the Moshiach. Inshallah. Biz bu toplantıyı mübarek görüyoruz, kutsal görüyoruz. Sanhedrin hem Kur'an'da hem Tevrat'ta işaret edilen mübarek bir topluluk, kutsal bir topluluk. Hepsine selam ediyorum. Hepsine saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. İnşallah hayırlara vesile olsunlar. İnşallah dünyaya huzurun, barışın, sevginin hakimiyetinde kilit rol alırlar inşallah ki alacaklar. İnşallah bize Mesih'i, Moşiyah'ı da tanıtmada Allah onları vesile etsin. Allah onlara ferahlık, huzur, güzellik versin, uzun ömür versin. Tevrat'ta çölde sayım 11. bölümde 16 ve 17'de Rab Musa'ya halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi topla dedi. Onları buluşma çadırına getir, yanında dursunlar. Sana yardım edecekler dedi. Bu mübarek topluluğu Allah yeniden bir araya getirdiği için Allah'a hamdolsun. İnşallah güzel günlerin vesilesi olurlar. İnşallah. Thanks to God, Sanhedrin will be collected by God, which is indicated also in the Torah. 70 people will be brought to the tent of coming together by God, is indicated in the Torah. May God makes them instrumental for the world peace, these sacred people, sacred group of people, which is indicated in the Korah and in the Torah, Sanhedrin. And also my salam and my shalom to all of you in Israel, to Sanhedrin brothers and brothers there. And I pray for the world in Sanhedrin to be instrumental for the world peace and world security in these days, and makes us recognize Moshiach. This is the duty of the Sanhedrin, to recognize, makes us to recognize Moshiach. And may Allah, may God give you long life, health, and God bless you. And thank you very much to all of you. MashaAllah. Thank you very much. Ben de teşekkür ederim. As I would like to, I have not been appointed to bless Mr. Oktar,
But I do bless Mr. Akhtar. I'm a Kohen. Maybe it has some influence in the Almighty. With long life, in good health, in sound mind, in full capability, and I bless all the brothers and sisters who are helping Mr. Akhtar with the same blessing of long life and good health and inspiration from the Almighty to do the best that they can to help bring peace in the world, to help us celebrate Mashiach together in Jerusalem. Inshallah. And then you will come to Jerusalem, finally. İnşallah. Kudüs'e gireceksiniz inşallah. Evet, Allah sizi kutsasın. Benim sizi kutsamam olmaz. Fakat yine de Allah sizi kutsasın. İnşallah sizinle beraber bu dünya barışı için çabalayanlar, Allah size başarı versin, uzun hayat versin. Hep birlikte barışı göstersin bize. Hep birlikte de Kudüs'e bekleriz siz inşallah. İnşallah. Siz de olacaksınız. Moşe'nin peşinden aşağıdan kapıya gireceğiz inşallah. İnşallah. You will be there inşallah in Jerusalem when we come there. Also all of us together will come through the door, through the gate. All together. Yes. İnşallah. Yes. Bugünler yakın ve kararlıyız. These days are very close by and we are very determined. Sanhedrin üyelerinin hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsine sevgiler sunuyorum. My love and I kiss all of their hands of the Sanhedrin people, sacred Sanhedrin people. Hepsine dua ediyorum. Allah hepsine yeniden hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. Gayret ve güç versin, imkan versin. Tesir, etki gücü versin. Daha fazla tesir, etki gücü versin. May God give effectiveness, more effectiveness to Sanhedrin people, more enthusiasm for struggle, and more power. Inshallah. I pray for that. Amen, amen. Amen. İnşallah. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Herkese selam İsrail'deki. My salam to all of them. Everybody sure they will reciprocate when we get them together for this. God bless you. If I have any power, I will bless it. My blessing from my mind, from my heart to you. And I'm sure that the Sanhedrin will follow and bless you. See you for success in all your efforts. Sanhedrin de sizi inşallah takip edecek. Allah sizi korusun, Allah sizi kutsasın. Ben bunun için dua ediyorum. Hem kalbimden hem gönlümden inşallah. Onlar hepsini da sizi bu çabalarınızda takip edecekler inşallah. Maşallah. Çok güzel günler olacak. Cennette de birlikteyiz inşallah. İnşallah. There will be very good days. İnşallah we will be in the paradise all together. İnşallah. Hazreti Musa ile İbrahim'le. With all together. In Istanbul and Jerusalem. Paradise will be all over. Cennette her yerde olacak inşallah. Hem İstanbul'da hem Kudüs'te her yerde cennet olacak. İnşallah. 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 Kısa yıllarda programımızda da var.